Güneydoğan'ın köpeği değil mi Mustafa abi? Kızım Güledağ'ın öldürülmesinde çok büyük üzüntü içindeyiz. Bütün bu acılı zamanımızda bize destek olan sivil toplum kuruluşları, tanıdıklar, herkesten çok minnettarım, teşekkür ediyorum. Sivil toplum kuruluşları sosyal medyada gerekli şeyleri yapıyorlar. Mahkemede bulunmak için, avukatlarımız müdahale olmak için, son zamanlarda da kesinleşen bir iki davamız var. Ceren Damar, Ceren Özdemir gibi. Her ne kadar ağırlaştırılmış müebbet verilse de bu sanıklara, Ceren Damar'ın babasından görüyoruz, ağırlaştırılmış müebbet geri getirmiyor, acımızı da dindirmiyor. İnşallah bizim de Güledağ'ın davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilir. Bazı avukat arkadaşlarım, madden mi diyeyim, ne diyeyim artık, savunmaları ve iddiaları hukuk ve ahlak diline uymayacak şekilde meslekte bulunmaları bir nebze daha olsun daha fazla üzüyor. Bu cinayet işlenenlerin ailesini. Savunmalarını mı? Tabii. Savunmalarında ahlak ve hukuk kurallarına uymayan, para için mi diyeyim artık ne diyeyim, her türlü iddiada bulunuyorlar. İnşallah mahkememiz en adil kararı verir. Ekim 20'de gelmişti. Evet, bir ay önce görüşmüştük. 2 gün kalıp geri dönmüştü. Canlı olarak görüşmemiz en son olmuştu. Vizelerin arkasında zaten İstanbul'a ablasının yanına gitti. Dönüşte de bu olay oldu. Yani o günden beri kendimizi toplamıyoruz. İlaçlarla şeyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Acısı çok büyük, evlat acısı. Allah'ım kimseyi yaşatmasın. Yaşayanlar da Allah sabır versin. Hafifletir. Bütün toplum kuruluşlarının, herkesin desteğini bekliyorum. Şubat 25 mahkememiz saat 9'da. Destekte bulunan herkese teşekkür ederim. Ablacığım, siz katılacak mısınız duruşmaya? Ya da neler söylemek istersiniz? Ben bu duruşmaya katılmayacağım herhalde. Sağlık nedeniyle. Çok ağır ceza almasını istiyoruz. Şeyimiz, acımız dinmeyecek ama bizi evlat acısı gösteren çok ağır ceza verilmesini istiyoruz. Herkese teşekkür ederiz, yanımızda olanlara, bütün Türkiye, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Güledağ ile en son ne zaman görüşmüştünüz? Telefonda bir gün önce falan görüşmüştük. Öyle olacağını düşünmüyorduk. O çok düzenli çocuktu. Çok her şeyi hani simetrikti yani. Her şeyi iyi görünmesini isterdi. Ben yemek yapsam bile en düzgünden onu koyardım. En güzeller, meyveler falan onu soyardım. Müzik çok severdi. Müziği severdi. Çok sakin çocuktu, terbiyeli, hiç kötü bir şey, hiç cevap bile vermezdi biz şey yapsak. Çok sakin çocuktu, çok